Merhabalar. Bugün egzama tedavisinde kullanılan kremleri konuşacağız. Özellikle kortizonlu kremleri konuşmak istiyorum. Kortizonlu kremler acaba çocuğuma zarar verir mi? Doktor durmadan kortizonlu krem veriyor, çocuğumu mahvediyor diyenler var. Bu sebepten dolayı da bu videoyu çekelim istedim. Egzama biliyoruz ki en sık görülen alerjik cilt hastalıklarından bir tanesi. Peki bu egzamanın nedenlerine baktığımız zaman neler biliyoruz? Altında yatan gıda alerjileri olabiliyor. Cilt bariyerinde bozulmalar oluyor. Bir kere egzamalı çocukların cildinin yapısı bozuk. Yani su tutma kapasitesi az, yağı azdır. Kurumaya eğilimlidir. Ve bu sebepten dolayı da birçok alerjik hastalıkların da başlangıç noktasıdır egzama. Egzamayı gördüğünüz zaman artık ileride alerjik hastalıkların artık habercisidir. Peki bu egzamayı ne yapalım? Acaba egzamayı kortizonsuz kremlerle düzeltebilir miyiz? Bu mümkün görünmüyor özellikle ağır egzamalarda. Çünkü egzamalarda bir enflamasyon var. Bu enflamasyonu baskılamamız gerekiyor. O sizin kortizon içermeyen dediğiniz bitkisel kremlerin de özünde aslında kortizon var. Kortizonsuz kremler genelde egzamanın enflamasyonunu düzeltmez. Egzama görülmüşse bu enflamasyonu kortizonlu kremlerle düzeltmek gerekiyor veya kortizon içeren bitkisel kremlerle düzeltmeniz gerekiyor. Burada önemli olan nokta şudur. Eğer egzama varsa o zaman anti-enflamatuar dediğimiz kortizon içeren kremlerin kullanılması çok önemli. Ama düzeldikten sonra nemlendiriciler kullanmamız gerekiyor. Özellikle cildin nemlendirilmesi sık yaparsanız o zaman egzama tekrarlamaz ve kortizonlu kremlere ihtiyacınız olmaz. Ama bazen oluyor ki sık nemlendirmenize rağmen tekrarlıyor. İşte bunun da altında yatan birçok neden olabiliyor. Gıda alerjisi olabiliyor, bağışıklık sisteminizde problem olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor, doğumsal bazı hastalıklar olabiliyor. Bunlar yönünden incelemek gerekiyor. Ama şunu anlatmak istiyorum. Kortizonlu kremler biz doğrudan vermiyoruz. Genelde seyrelterek veriyoruz. Yani çocuğa zararı olmayacak şekilde ayarlıyoruz. Doğal nemlendiricilerle karışım hazırlıyoruz ve çocuğa kısa süreli kullanıyoruz. Uzun süreli kullanmıyoruz. Özellikle 15 günden fazla kullandığınız zaman problem olur. Onun için genelde biz 5 gün civarında kullanıyoruz küçük çocuklarda. Daha sonrasında nemlendiricilerle ve kortizon içermeyen kremlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu devamını sağlamaya çalışıyoruz. Yani sanıldığının aksine biz kortizonlu kremleri uzun süreli kullanmıyoruz ve çocuğa da önemli bir zararı yok. Sadece uzun süre kullanırsanız, sık sık kullanma ihtiyacı oluyorsa bunun nedeninin araştırılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii ki kortizonlu kremler uzun süre kullanılırsa zarar verir, tüylenme yapar, cildin incelmesine neden olur. Bu sebepten dolayı kısa süreli ama çocuğa zarar vermeyecek şekilde seyrelterek yaşına uygun kremlerin tercih edilmesi çok önemlidir. Düzeldikten sonra da bu egzamanın tekrarlamasını engellemek için sık sık nemlendiricilerin kullanılması faydalı olacaktır. Buradan annelere, babalara seslenmek istiyorum. Egzamalı kremler, tedavi edici kremler, kortizonlu kremler eğer uygun ölçüde kullanılırsa, seyreltilerek kullanılırsa ve kısa süreli kullanılırsa çocuğumuza bir zararı olmaz. Eğer çok sık tekrar edilmek zorunda kalıyorsanız, örneğin her hafta ihtiyacınız oluyor ve uzun süre ihtiyacınız oluyorsa veya 15 günden sonra fazla ihtiyacınız oluyorsa bu kremlere o zaman araştırılması, incelenmesi ve buna göre altta yatan nedenin bulunarak tedavi edilmesi faydalı olacaktır. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.